Evet. Bugün baba oğul gezmesi yapıyoruz. İzmir'e gideceğiz. Oğlumla. İşte hedefimiz de Kemeraltı ve Alsancak var. Şimdi Kiraz'dan çıkıyoruz. İzmir'e doğru yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yolumuz var. Bakalım. Ben de ilk defa bu taraftan böyle gideceğim. Göreceğiz. Hadi bakalım. Kiraz'dan çıkıyoruz şimdilik. İzmir'e gezmeye gidiyoruz. Görüşmek üzere. Şuradan Kiraz'da şöyle sanayisi, stadı bu şekilde Ödemiş'e doğru ilerliyoruz. Şu an Ödemiş merkeze geldik. Kısa bir çekim yapalım bakalım Ödemiş nasıl? Eski Ödemiş olarak geçiyor değil mi? Evet. Evet, yayalara yol verelim. Bisikletlilere de yol verelim. Burada bir camimiz var, eski bir camimiz. Burası Karadeniz Unlu Mamuller. Burada bir heykelimiz var. Bir okul gördük. Sarmaşıklar sarmış. Çok enteresan. Bakar mısınız? Gerçi biraz yüksekten güneş vuruyor ama. Oo, bu tarafta da var. İlginçmiş. Hayvancılıkla. Evet, burası da İzmir'de kalacağımız böyle otel odası veyahut 1+1 suite gibi düşünebilirsiniz. Evet, 1+0 gibi. Gayet yeterli. Kliması var. Koltuğu var. Böyle küçük bir mutfağı var. Çamaşır, bulaşık makinesi falan da var. Fiyat olarak da gayet makul ve uzun kalmak isteyenler için de aslında makinesi olduğu için tercih edilebilecek bir yer. Fee Homes diye geçiyor. Tavsiye ederiz. Evet, şimdi metroya doğru ilerliyoruz. Kemeraltı'na gidebilmek için. Bu bölgenin ismi de Hilal'miş.
bu şekilde. Çıkış var, iniş yok. Metroya doğru ilerliyoruz. Sonra metroya binip Kemeraltı'na gideceğiz. Ne taraftan Bartu? Şuradan yukarı mı çıkacağız acaba? Ha şuradan çıkacağız, gel. Değil mi? Evet. Tabii özellikle bu Kemeraltı bölgesi tekstil, hem giyim kuşam hem de yeme içme üzerine. Sen gitmedin mi? Beni takip ediyorsun. Ha, beni takip ediyorsun. Evet. Buradan böyle gideceğiz, sonra sağa döneceğiz zaten. Nereden onu da fiyatlar makul. Evet. Bak burası Barçın. İzmir'in en ünlü şeylerinden, spor mağazalarından. Biraz da kendimiz çıksın. Şöyle çekelim. Ne bakayım? Orada Lidl'dik. Diplomat Optik. Kotlar 150. Kapanın elinde kalıyor. Yaren döner. Yaren döner. Ama biz şansımızı kokoreçten yana denemek istiyoruz. Bakalım bulabilirsek. Uyar mı oğlum? Evet. Kasabaya da geldik işte. Nihayet kasabaya vardık. Jeans Gallery. Burada gerçekten çok ucuz kotlar vardır ha, ben sana söyleyeyim. Mavi, Quicksilver, Jack and Jones. Bir de mavinin böyle şeyi de var, büyük dükkan da var burada. Aa, başka bir kasaba daha burada. Burası ayakkabı kasabası. Evet, meşhur Kemeraltı'nın girişi burası. Tuğba Kuruyemiş'le başlıyoruz. Evet. Şöyle kutluyorlar çocuklarımız.
Evet. Biz de yemek ister misin? Olabilir değil mi? Nasıl? O yüzden dedim. Şurada biliyorsun meşhur bir pizzacı var. Oraya da gidebiliriz. İstersen hadi gel pizza yiyelim ya. Şey yapmayalım. Kokoreçle şey yapmayalım. Gelder kebap çabak kebap. Dönüşte şu gömleğe bakalım ya. Begging you. Tarihi Petek Döner'miş. Tarihi Kemeraltı börekçisiymiş. Tulumbalar sarılıyor. Buyurun hoş geldin. Çantacılar. Yerimiz var, yerimiz yok. Ben de çok kısa görmüyorum. Efendim? Ben de çok kısa diyorum. Görmüyorum. Tostçumuz. Evet. Bayağı da kuyumcu var ha. Öztürk. Evet, çantalar, valizler, kavuzlar, cüzdanlar. Ben çantaları, ben çantaları, Bilmiyor musun? İstanbul, tuz, deniz. Şey o aslında, tütün kolonyası gibi bir şey.
Fitsil olabilir. Evet. Kuş bey mi? Erkek oldun nereden anladın? Meyveli sigara var, meyveli. Kaptan Bilek var, çikolatalı. Çikolatalı Kaptan Bilek var. Bak tişörtlere bak. Kaç para acaba? Ama çok da kaliteli değil gibi. Değil mi? Güneşten rengi sanki gitmiş gibi ama fena da değil. Ne kadar tişörtler? 250 ya. Yani birazcık uçmuş. $200 tişört mü olur ya? Aynen burada olması. Les Benjamin'den alsam, ne bileyim yani maviden alsam, bir şeyden alsam eyvallah diyeceğim de. Evet evet. Bak burada bu spor kıyafetlerin çakmalarının kralı buradadır. Evet. İrmik. Evet. İrmik yerlisi. Tişört daha kalın. Kostümler, kıyafetler, buyurun. Kostümler. Ya işte kostüm dediğin yani işte şey olabilir, takım elbise olabilir, başka tarz takım ceket veya şey tek ceket, tek pantolon. Gelip buradan Halloween kostümü alamam ya. Zannetmiyorum. Nasıl anahtarlık cenneti resmen.